videomuz için. Ben bu hafta MVP oynamayı tercih edeceğim. Ve Asya takımlarını tercih edeceğim. Multi Circle Gaming'e veriyorum ilk olarak. Direkt ilk oy burada bak. İlk oy burada. Kill olarak, ikinci olarak da tekrardan bir Asya takımı. Petrico Road, Pero'ya oyluyorum. İkinci oyu da Pero'ya vereceğim. Bunlardan pek umutlu değilim ama az Çin takımlarına vermek istedim bu hafta. Daha sonra hani turnuvanın kazananı olabilecek takım Genji ve Infantry'ye vereceğim. DA placement'a çok yatkın oynadığı için hani pozisyona göre değişiyor tabi. DA daha çok oyunu makro olarak oynuyor. O yüzden DA'ya kill de vermeyeceğim. Diğer tarafta oynayacağım DA'ya. Buradan bir tane daha kill alan takım seçersek kimi seçelim? Onu bak şu anda hani 4 tane takım aklımda vardı. 5.'yi de random seçeceğim. Birazcık hani içimden geçen bir takımı seçmeye çalışıyorum ama şu anda geçen hafta kill listesinde yani Afrika Freaks'e verilebilir, Daytrade'e verilebilir. Daytrade de biraz daha makro oyun oynuyor. O yüzden sonuncu oyuma tam karar veremiyorum ama sanırım Daytrade'e basacağım ya. Lotus Pro birazcık onlar da cazip geliyor. Şu anda birazcık son oyda kararsız kaldım. Daytrade'e basacağım ben. Son oyumu da Daytrade'e vereceğim. Sonra diğer tarafa geçtiğimizde buradaki oylarımı da en başta Genji, DA, Multi Circle Gaming ve Infantry'ye vereceğim. Infantry. Son olarak da T1'e vereceğim abi. 5-5 dağıttım oyları. İki tarafa da beşer oy kullandım. Oylarımın hepsini harcadım burada. Burada dediğim gibi tekrardan baştan almak gerekirse Genji, DA, Infantry, Multi Circle Gaming ve T1. Bu benim T1'a oyumu biliyorsunuz zaten her ay. Her finale çıktığımda bastığım oy. Burada da kill alacak takımları seçtim. Multi Circle Gaming, Infantry, Pero, Genji ve Daytrade'i seçtim. Bu kadardı benim tahminlerimde. Haftaya tekrardan tahmin videosu yüklerim. YouTube'a da gider bu. Size de izlediğiniz için çok